gerçekleştirmiş olacağız. Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulunuyor. Bu temaslarında özellikle gündeminde terörle mücadelede işbirliği olduğu gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yeniden ivme kazanan müzakere süreci de var. Bugün önemli bir gelişme de yaşandı. Bu gelişmeleri değerlendirecek TRT Haber ekranlarında. Hemen kameralarımızı biz Paris'e çevirelim. Döndü sarı ışık, konuğunu Volkan Bozkır'ı ağırlıyor. Döndü, bizi duyabiliyorsan sözü sana ve Sayın Bozkır'a bırakıyoruz. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Fransa'nın başkenti Paris'te resmi ziyarette bulunuyor. Şu anda da Senato'dayız. Son görüşmesini burada gerçekleştirdi. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmenize ilişkin detaylar alabilir miyiz? Şimdi Fransa'da bugün çok yoğun temaslar gerçekleştirdim. Önce Temsilciler Meclisi'nin AB komisyonu üyeleriyle yaklaşık 1,5 saat kadar çeşitli soruları sordukları cevapladığım, bir sürü Türkiye ile ilgili oluşmuş yanlış algıyı düzelttiğimiz bir toplantı oldu. AB Bakanı Halem Dezir ile çalışma yemeğinde beraber olduk ve son derece detaylı görüşmeler cereyan etti. Senato Avrupa Birliği savunma komisyonlarının ortak toplantısında da yaklaşık 20 kadar senatörle 2 saate yakın süren bir görüş teatisi oldu. Ve terörle mücadele, illegal göçle mücadele gibi gerçekten çok önemli konularda işbirliğimizin önemi, atmakta olduğumuz adımlar, beklentilerimiz dile getirebilme imkanını bulduk. Onun dışında tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde yeni yaşamakta olduğumuz yapılar ve zirveye giden yolda enerji konusunda, ekonomi konusunda, gümrük birliğinin güncellemesi konusunda atılmakta olan adımlar, vizenin kaldırılması için yapılan çalışmalar ele aldık. Ve gerçekten çok yararlı görüşmeler oldu. Bu akşam da Fransa'nın önde gelen iş adamlarıyla Türkiye-Fransa ilişkilerini, Fransız iş dünyasının Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine yapabileceği katkıları ve Türkiye ile ilgili olarak çeşitli çevrelerin Türkiye'ye zarar verici çalışmaların önlenmesi bakımından Fransız iş dünyasıyla bir görüş teatisinde bulunacağız ve onların desteğini talep edeceğim. Efendim, terörle mücadele de gündemdeki başlıklardan bir tanesiydi. 2 gün önce Belçika Dışişleri Bakanı Lider Reynders TRT'ye verdiği demeçte, biz Türkiye ile aynı saftayız, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede ortak hareket ediyoruz, zaten 2 senedir devam ettiğimiz bir üçlü mekanizma var dedi. Fransa'dan bu konuda beklentilerimize karşılık alabiliyor muyuz? Avrupa genelinde Türkiye'nin terör örgütlerine karşı haklı mücadelesinde yeterli desteği alabiliyor muyuz? Şimdi terör denilince herhalde Avrupa'da terörden en çok zarar görmüş hangi ülkedir dersek bu Fransa'dır. Gerçekten 2 önemli saldırıda çok sayıda insan yaşamını yitirdi ve bunu en çok içinde hisseden ülke Fransa'dır. Dolayısıyla bizim terörle mücadelemizde karşılaştığımız gerçekten çok önemli sorunları ve bunun ne kadar önemli bir mücadele olduğunu da en iyi anlayacak ülkenin Fransa olması gerekir. Bu konuda Fransa ile Türkiye arasında bir tereddüt yok. Türkiye PKK ile, DAEŞ'la ve DHKPC ile mücadelesinde Fransa tamamen destek veriyor. Ve bu ziyaret vesilesiyle de resimlerle, belgelerle Türkiye'nin özellikle Türkiye'den toprak koparmak için ve Türkiye'ye zarar vermek için çaba sarf eden terör örgütünün Türkiye'deki çabalarını, bütün bu ilçelerimizde katlettiği insanları, verdiğimiz şehitleri, buralara yerleştirdikleri patlayıcı maddeleri ve insanların göç etmesine yol açacak derecede yaptıkları, ele geçirdikleri bölgelerdeki katliamları, hepsini anlatma fırsatını bulduk ve bu sayede de Türkiye'ye bir anlamda ihanet içinde olan
çevrelerin buralarda bir süredir yürüttükleri bir algı operasyonunu doğru bilgilerle doğru olgulara çevirme imkanını bulduğumuzu düşünüyorum. Uzun zamandır, 2 senedir Türkiye'de seçimler, 4 seçim oldu ve milletvekillerimiz Türk siyaseti, seçim kampanyaları ve Türkiye'de faaliyet göstermek mecburiyetinde kaldı. Meclisimiz 2 seçim arasında kapalı oldu. Bu dönem zarfında da Türkiye'ye zarar vermek isteyen çevreler ve PKK'nın uzantıları Avrupa'da çeşitli faaliyetlerle ve yanlış bilgilerle böyle bir kanaat oluşturma yoluna gittiler. Ama şimdi artık meclis çalışmaya başladı. Hükümetimiz kuruldu ve milletvekillerimiz, bakanlarımız, sivil toplumumuz, akademisyenlerimiz artık Avrupa'yı dolaşıyorlar. Ve bütün bu yanlış bilgiler yerlerini doğru bilgilere dönecektir ve sanıyorum önümüzdeki dönemde hem Türkiye Avrupa Birliği arasında çok daha doğru bilgilerle bir işbirliği sürecektir. Hem de biz Avrupa'dan, Batı camiasından daha çok destek alacağımız bir konuma geleceğiz. Efendim, son olarak sadece dakikalar evvel ortak eylem planı çerçevesinde Türkiye'ye Suriyeli mülteciler konusundaki harcamalara katkı olarak verilmesi planlanan 3 milyar avro resmi olarak onaylandı. Evet. Brüksel'deki bu gelişmeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim geçen hafta İtalya'ya yaptığım ziyaret sırasında zaten bu açıklanmıştı. Dün de İtalya Başbakanı zaten İtalya'nın bununla ilişkin bazı mülazalarının karşılandığını açıklamıştı. 3 milyar euronun Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye'ye verilebilir hale geleceği bu durumda ortaya çıkıyor. Şimdi bizim tabii bunun harcaması için ihtiyaç listesi dediğimiz çeşitli çalışmalarımızı biz zaten Avrupa Birliği Komisyonu'yla ve ülkelerle paylaştık. Şimdi bu ihtiyaç listesine mutabık kalınır kalınmaz bu meblağ Türkiye'ye intikal edecek ve mutabık kalınan yerlere harcanacak. Okullar, hastaneler, Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin daha rahat ortamda yaşamaları ve bulundukları yerlerde de bazı ilçelerimiz var ki Suriyeli nüfusu Türk nüfusunu geçti. Oradaki insanlarımızın da bu yeni durum karşısındaki yaşamlarında meydana gelen değişikliğin izalesi ve onların da huzura, rahata kavuşmaları için bu para harcanacak. Peki, bu para konusunda zaman zaman bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki politikacılardan da geliyor açıklamalar ya da gazete yorumları da oluyor. Sanki bu para Türkiye'ye Suriyeli sığınmacıları tutsun ve Avrupa'ya hiç göndermesin diye verilmiş intibaya oluşturulmaya çalışıyor. Bu para aslında Suriyeli mültecilerin yasal yollarla Avrupa'ya geçişi konusunda mı harcanacak? Bu konuya da bir açıklık getirebilir miyim? Biz Türkiye olarak Avrupa'dan para istemedik. Bu gelen para da Türkiye'de yol inşaatı, köprü inşaatı için kullanılacak değil. Türkiye bugün 820 milyar dolarlık milli gelire sahip bir ülke. Suriyeli göçmenlere biz şu ana kadar 10 milyar dolar harcamış bir konumdayız. Ama bu 3 milyar euro bir anlamda yıllardan beri Avrupa Birliği'ni ikaz ediyoruz. Bu mültecilere biz insaniyet namına ülkemize davet ettik. Yaşamlarını yitirmesinler, huzur bulsunlar diye. Ama öyle bir nokta gelecek ki Türkiye'nin tek başına kaldırabileceği bir konumdan çıkacaklar ve Avrupa'ya gitmeye başlayacaklar. Ve nitekim bu gerçekleşti. Ve Avrupa Birliği şimdi bir karar ile karşı karşıya. Kendi vicdanlarını tatmin için aslında bu 3 milyar euroyu Türkiye'ye veriyorlar. Ve bir anlamda insaniyet dramı olan böyle bir durumda Avrupa Birliği bunu bir kendi açısından vecibe olarak gördü. Dolayısıyla bu parayı ben Türkiye'ye vereyim. Türkiye artık bunları göndermesin boyutunu çoktan aşmış bir konudur. Dünyada 2,5 milyar euroluk bir mülteci organizasyonu vardır. Ve mültecilerin sırtından para kazanan örgütler, organizasyonlar vardır. Bu sadece Türkiye'nin önleyebileceği bir mücadele değildir. Biz illegal göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 4000 kadar mülteci kaçakçısını tutukladık, önlemeye çalışıyoruz. Vize koyduk, çalışma müsaadesi verdik ama bu
birlikte hareket edeceğimiz bir konudur. Ve 3 milyar euro Türkiye'ye verdik, benim artık yapacağım bir şey yok gibi bir zihniyetin hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. Çok daha büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Bunu bu noktada çözemezsek bu çok daha büyük boyutlarda, çözülemeyecek boyutlarda hepimizin karşısında olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Canlı yayın konuğumuz Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır'dı. Bugün Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'ye verilecek 3 milyar avroluk mali yardımı onayladı. Ancak Bakan Bozkır'ın da altını çizdiği gibi bu para Avrupa Birliği'nin mülteci krizi konusunda sorumluluğunu tamamen yerine getirmiş olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle yasa dışı göç ve insan tacirleriyle mücadelede Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliğini daha aktif bir hale getirmesi bekleniyor. Teşekkür ediyoruz. Döndü sarı ışık ve Sayın Bakan